Ne söylüyoruz? Yapay zeka, mapay zeka fark etmez. Yık adı takip eden bu soruları affetmez. Dozumuzu alalım. Alalım şu dozu. Fena gaza geldim. Şimdi arkadaşlar 20 tane soru var. İlk 15'i bana ait. Son 5'i çözümüş de yayınlarına ait. De en isteğim şu. Hocam ben konu altımı dinleyerek başlayacağım diyorsanız eğer. Videonun yorum kısmına sabitleme yaptım. Önce o videoyu dinleyin sonra ilk 15 soruyu çözün videoyu bitirin. Ya da birden başlayın 20'ye kadar dinleyin tamam mı? Soruları görüyorsunuz. Böyle tam böyle son tekrarlık sorular. Hepsi bana ait arkadaşlar. Kaynaklardan, eserlerden ne var ne yok topladım. Tamam mı? Güzel olacak inşallah. Birçok arkadaş bizi yeni tanıdı. Arkadaşlar bizim sınava dair birçok kaynağımız var. Bunları zamanda çözmediğiniz için şu anda beni yeniden uğraştırıyorsunuz. Tamam mı? Bak permütasyon kombinasyon problemler, sayılar cebir, yani problemler kitabım. Baya bir kaynağım var. Hatta bizim online sistemimizde online kamplarımız var. Bizi yeni tanıyorsunuz. Sanki sanıyorsunuz ki biz hiç sınava kadar çalışma yapmamışız. Bunları yazdık arkadaşlar. Sadece şurada küçük bir parantez açacağım. Bazı arkadaşlar bazen şey diyorlar. Hocam diyorlar ya yeni videolar olsa. Bak elimizden geldiği kadar çekiyoruz. Şu anda yazıyorum zaten. Sınavdan sonra bir problem ile ilgili güzel bir çalışma düşünüyorum gerçekten farklı Türkiye'de değil şunu diyeceğim sadece uzatmayacağım şimdi çıkmış soruları çözün hocam diyorsunuz onlar da eski. Niye, niye bana 5 senelik çıkmış soruyu çözüyorsun? Şimdi arkadaşlar bakın. Güzel çalışma her zaman güzel çalışmadır. Ben yaptığım işin Allah'a şükür her zaman arkasındayım. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden yani relax olun. Bir hocaya güveniyorsanız takılmayın fazla bazı şeylere. Bak mesela ben burada 20 tane soruyu tek tek seçtim. Bak sana nasıl pdf yaptığımı da göstereyim. Bak şimdi alttan çıkaracağım. Göstereyim sana. Bak buradan tek tek yaptım. Pdf'ye attım. Video kapağını hazırladım. Bunlar kaç dakika biliyor musun? Bu soruları bir önceden yazmış olmasak, çözmüş olmasak yetiştiremeyiz. Ha, yenisi olsa daim olur. Olur. Yapıyoruz zaten. Çıkartacağım yakında inşallah. TYT Türkiye geneli ücretsiz deneme çıkaracağım. Hedefim o. Problemlerle ilgili çok bomba bir çalışma çıkaracağım. Bak normalde problemler kitabımda var. Tamam mı? Çok konuştuk yine. Hadi kapatalım. Derse geçelim. Arkadaşlar sınavda karşınıza çıkabilecek çok özgün bir katı cisim sorusu. Nerede? KPSS e denemelerinde olan bir soru arkadaşlar. Çok özenerek yazdım. Şimdi dikkat edin sorumuza. Bir ayrıtı şekildeki gibi 12 cm olan ve hacmi 2160 cm3 olan dikdörtgenler prizması BD köşegeni boyunca tabanına dik bir düzlemle kesilerek şekildeki gibi iki tane dik üçgen prizma elde ediliyor. Elde edilen bu iki dik üçgen prizmanın toplam yüzey alanının başlangıçtaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanından 600 cm kare fazla olduğu görülüyor. Buna göre dikdörtgenler prizmasının kesilmeden önce yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar. Yüzey alanını bulmak için öncelikli olarak ne yapıyorduk? Ben bir kere şöyle dikdörtgenler prizmasının yüzey alanından size bahsetmek istiyorum. Şöyle bir çizelim. Şöyle bir tane dikdörtgen prizması çizelim. Size ben yüzey alanından bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar şu ayrıtı a, şu ayrıtı b olsun başka bir de şu yan ayrıtımız var. O da C olsun. Şöyle 3 tane ayrıtını vereyim. Bunun yüzey alanı şöyle bulunuyor. Hacmi şöyle bulunuyor. Hacmi neydi? Hacim eşittir. A çarpı B çarpı idi. Tamam. Toplam yüzey alanı ya da yüzey alanı derse A çarpı B iki parantezinde A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C diyorduk. Tamam. Bu bunun formülü. Yani yüzey alanını böyle buluyorsunuz. Hacmini de böyle buluyorsunuz. Şimdi burada e, ee, şöyle bir şey var. Bunun hacmi 2160 santimetre küp diyor. Ben şimdi şu ayrıtı bilmiyorum. O ayrıtı A diyorum arkadaşlar. Bir de şurada bir ayrıtım var. Bu ayrıtıma da ben soru işareti diyeceğim. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Soru işareti olarak aklınızda kalsın. Soru işareti çarpı A çarpı 12 eşittir hacmi verecek. Hacim ne? 2160. Arkadaşlar 12 ile bunu sadeleştirirseniz soru işareti çarpı A yaptığınız zaman burası 180 geliyor. O zaman A ne oldu? 180 bölü, özür diliyorum, e, soru şartı ne oldu? Soru şartından bahsettik değil mi? Soru şartı ne oldu? 180 bölü A olmuş oldu. Yani şu ayrıt, şu diğer ayrıt arkadaşlar, 180 bölü A olacak. Hocam bir sade yapalım, beynimizde otursun. Tamam. E, 180 bölü A çarpı A çarpı 12. Bak A'lar gitti. 180 ile 12'yi çarpın. 2160 geliyor. Tamam. Şu anda ben bunu buldum. Peki ben bunu neden buldum? Arkadaşlar bakın şu dikdörtgenler prizmasına kestiğiniz zaman hani bu şekil oluşuyor ya. Burada önemli olan olay ne biliyor musunuz? Burada e, yüzey alanında artma var azalma var. Artma var. Neden? Çünkü şurada şu şekilde gördüğünüz tüm yüzeyler burada var. Ama e, fazlası da var buranın. Şu kesildiği için şu iç yüzeyle şunun arkasındaki şu iç yüzey fazlalık olarak oluştu. Ha, benim o zaman o iç yüzeyleri bulursam fazlalığında 600 olduğunu bulurum. İkisini bulmam lazım. İkisi de birbirine eşit zaten. Birini bulursam ikisini de bulmuş olacağım dolayısıyla. Şöyle bir şey yapacağım ben. E, ee, öncelikli olarak burası A olduğu için arkadaşlar şurası da dik olduğu için Pisagor'dan şurası 12'nin karesi 144 A'nın karesi artı A kare tamam mı? Burası da neydi? 180 bölü A idi. Peki arkadaşlar burada gördüğünüz ben özellikle şurayı sileceğim. Şimdi şurayla işimiz yok. Şimdi burada gördüğünüz ee, şu iç yüzeyin alanı nasıl bulurum? 180 bölü A çarpı 144 artı A kare yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam buradan gelecek mi? Çarpı bir de 2 yapacağım. Çünkü bir tane de burada var. Bu ikisinin toplamı kaçtı? 600'dü. 600 fazlalık oluşturdu. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 60'a bölün 3. 60'a bölün kaç yaptı? 10. 2'ye bölün 1. 2'ye bölün 5. O zaman ne oldu burada? Ee, burada 3 bölü a çarpı 144 artı a kare eşittir 5 olmuş oldu. İçler dışarıdan arkadaşlar şu a'yı da karşıya atalım. O zaman ne oldu? 3 çarpı 144 artı a kare. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bu işlemden nasıl çıkacağız? Bekle bekle. Her iki tarafın karesini alın. 9 çarpı 144 artı a kare eşittir 25 a kare. 9'u dağıtın. 9 çarpı 144 artı 9 çarpı a kare eşittir 25 a kare arkadaşlar. Şunu da atın o bir tarafa. 16 a kare eşittir 9 çarpı 144. Şimdi arkadaşlar şurada ben bir sadeleştirme daha yapacağım. Dikkat edin. E, 16'ya bölün 1. 1 kere a kare a kare. 16'ya bölün 9. 9 kere 9 81. 81 eşittir a kare ise a ne geldi arkadaşlar? 9 gelmiş oldu. Şimdi 9'u yerine yazın. 189'a bölün 20. Burası da ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. Şimdi ben başlangıçtaki yüzey alanını bulacağım. Dikdörtgenler prizmasının kesilmeden önceki yüzey alanı kaçtır diyor. Şöyle bulacağım arkadaşlar. 2 ee, parantezinde tek tek çarpacağım. 20 kere 9 180. 20 kere 12 240. 9 kere 12 108. Ee, sonra şu toplamayı yapalım. 360, 460, 468 çarpı 2. 2 kere 8 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 6 12 1 daha 13'ün 3 13 elde var 1. 2 kere 4 8 1 daha 9. O zaman ne oldu? 900 bir dakika. Bir dakika. 2 kere 8 16. Hatamız mı var? Şurayı yanlış topladık bir dakika. E, 180 240 daha ne yaptı? E, 340 420 528. 1056 var mı? Var tamam. <laughs> tamam şu toplamı yanlış yaptım arkadaşlar. Bu toplam kaç olur? 528 çarpı 2. 2 ile 528'i çarpın. Ne yapar? 1056 yapar. O zaman 1056 santimetre kare olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne 1056 santimetre kare olacak. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi güncel ve gerçekten yeni nesil bir soru. İşte buralarda bu kesimleri iyi düşünmeniz gerekiyor. O yüzden hani konuyu bileceksiniz, sonra yorum yapacaksınız. Olay bu arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bu sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorunun benzeri MSÜ'de geldi. Fakat arkadaşlar biz bu soruyu MSÜ'den önce yazmıştık. Ee, özellikle bu AYT denememizdeki geometri kısmında e, bana yardımcı olan Nazım Zurnacı arkadaşımıza da ben bu bağlamda teşekkür etmek isterim. Yani aslında bu soruyu yakaladık ama şans AYT denememiz daha geç çıktığı için ee, bizler bunu paylaşamadık. Halbuki tarihleriyle beraber de var. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. ÖSYM ne sorar? Nasıl sorabilir diye bayağı düşünüyoruz. Aslında sınavda da çok zor soruların gelmediğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela diye herkes böyle e, çok zor gözüyle bakıyor ama geometri de böyle utla zor sorular gelmiyor. E, hep o temel bilgilerini kullandırıcı sorular geliyor. Burada da temel şeyleri verip birazcık kullanmayı öğrendiğiniz zaman aslında sınavda da bu algın yoksa, önyargın yoksa yapabiliyorsun. Şimdi dikkat edelim. Dikdörtgen priması şeklinde bir tahta parçası var arkadaşlar. Düz bir zemine yeteri kadar yüksek bir mesafeden bırakılır. 3 defa yapılıyor. E, zemine gelen yüzeyin köşegen uzunluğu bir keresinde 4 kök 3. Bir diğerinde 6 kök 2. Bir diğerinde 2 kök 6 oluyor. Bu prizmanın cisim köşegen uzunluğu kaçtır? Şimdi arkadaşlar özellikle bakın dikdörtgenler prizması dendiği zaman ben ilkokulu çok korkuyordum. Dikdörtgenler prizmasından kastı arkadaşlar kibrit kutusu. Ya da şu şu anda gördüğünüz şu cisim arkadaşlar. Mesela bakın bu dikdörtgenler prizması şeklindedir. Bu yüzü başkadır. Bu yüzü başkadır. Ee, bakın bu yüzü, bu yüzü bir de bunun ne yüzü vardır? Alt yüzü vardır arkadaşlar. Böyle bir bir cisim gelecek aklınıza. Bunun işte cisim köşegeni diyor. Mesela cisim köşegeni demek arkadaşlar şu köşesinden bakın şu köşesine hani şu e, şu köşesinden şu köşesine kadar olan uzunluk oluyor. Şimdi burada ben bu özellikleri de bir kez daha şöyle tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Ee, özellikle hani çizim yaparak da size göstermek istiyorum. Şöyle mesela bir dikdörtgenler prizması düşünelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgenler prizmasında tamam mı? Ee, yüzey köşegenlerini mesela ben size bir kere de ekrandan göstereyim. Şu yüzeyin mesela bir köşegeni vardır. Bu. Veya böyle de olabilir ama bir tanesi temsili gösteriyorum. Şu yan yüzeyde vardır. Bir de arkadaşlar şu ön yüzeyde vardır. Böyle üç tane e, yüzey köşegeni vardır. Bir de arkadaşlar böyle cisim köşegeni en uzun köşegendir arkadaşlar. Bakın bu köşesinden bu köşesine böyle gider. Bir de bu vardır. Bunu bulmak için de arkadaşlar önce geliyorsunuz şöyle yapıyorsunuz işte. Buralardan işte A, B, C dedikten sonra burası da dik Pisagor bağıntılarıyla buluyorsunuz. Şimdi ben burada olayın mantığını anlatacağım size. Buradan gidebilirsiniz. Hatta cisim köşegenin nasıl bulunduğunu bence yine gösterelim. Ee, şuraya A diyelim. Buraya B diyelim arkadaşlar. Şurası biliyorsunuz tabanda ne dik. Şöyle çizdiniz. Şurası ne oldu? Kare kökün içinde A kare artı B kare oldu. Ama bu bir yüzey köşegeni şu anda bakın. Tamam mı? E şurası da dik. Yukarıdan gelen e, yukarıdan tabana dik gelen aşağıdan gelen her şey diktir. Unutmayın. Burası da C. Arkadaşlar şunu da çizdiğiniz zaman bu da kare kökün içinde A kare artı B kare artı C kare olacak. İşte cisim köşegeni bu. Şimdi yüzey köşegenlerinden bir tanesi arkadaşlar bunun. E, kökün içinde A kare artı B kare. Tamam mı? Yüzey köşegenlerinden bir tanesi B kare artı C kare. Bir tanesi de arkadaşlar A kare artı C kare. Şimdi 3 tane senin yüzey köşegenin var. bunlardan bir tanesi bu. İşte bunu arkadaşlar köklü düşünün. 4'ü içeri atın. 16, 16 kere 3, 48. Kök 48. 6 kere 6, 36, 2 ile çarpın. 72. buradan ne geldi? 24 geldi. Şimdi ben ne biliyorum? A kare artı B karenin 48 olduğunu biliyorum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz hocam A, B, C hangisi? Hepsini gösterdim arkadaşlar. B kare artı C karenin 72 olduğunu biliyorum. A kare artı C karenin de 24 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa topluyorum. 2 A kare artı 2 B kare artı 2 C kare hatalı toplamak istemiyorum. 14'ün 4'ü elde var. 1, 11, 13, 1 daha 14. Arkadaşlar hepsini 2'ye bölelim. A kare artı B kare artı C kare eşittir. 72 yaptı. Tamam. Şimdi ben 72 olduğunu biliyorum. Cisim köşegeninin formülü neydi arkadaşlar? Cisim köşegeni şu. Kare kökün içinde A kare artı B kare artı C kare. Tamam mı? Yukarıda anlattım şu işte. Ee, bunu da, bunun da 72 olduğunu biliyorum ya. Yazın arkadaşlar. Ne geldi? Kök 72. Bu da ne olur? 6 kök 2 olacaktır. Yani arkadaşlar bakın çok temel böyle yani map, map kitaplarında böyle her zaman anlatılan bir bilgi. Bu çıktı. Şimdi bu tekrar karşımıza benzer bir şekilde gelebilir mi? Gelebilir. Burada amacımız ne? Konu tekrar yapmak. Bakın her zaman arkadaşlar her yapılan çalışmayı sınavda hoca soru tuttursun diye değil. Bazen sizin moralinizi hesaplıyoruz. Bazen çıkmayacak zor soru çözüyoruz ki konu tekrar olsun. Bazen araya kolay soru soruyoruz ki moral olsun. Bazen özgün soru soruyoruz ki şaşkınlığa alışsın. Bizim amacımız soru çözmek. Loto toto gibi soruyu kalamak değil arkadaşlar. Sorunu çözerseniz hepsi çözülür. Tamam mı? Mesela burada ne yaptınız şimdi? üç farklı yüzeyin olduğunu gördünüz. Yani yüzey yüzey köşegenlerinin yani yüzey köşegeni demek işte. Şu yüzeyin köşegeni şu, tamam mı? Ama cisim üç boyutlu oluyor. Bu bak tam buradan buraya. O yüzden arkadaşlar o çok kolay değil. Şunu demek istiyorum ee, hani bu mantıkta mesela bir sonraki sınavda da cisim köşegeni verip başka bir şey isteyebilir mi? Çok rahat isteyebilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Hani bu temel bilgiler ya bunlar çıkmaz. Hayır kendi kendinizi böyle doldurmayın. Arkadaşlar ÖSYM bazen prizma ile ilgili bu şekilde tarih soruları da soruyor. O yüzden dikkat edelim. Yükseklikleri eşit, içleri boş ve tabanları birbirine paralel içe bulunan iki kare dik prizma. Bakın iki kare dik prizma. Üzerinde iki musluk bulunmaktadır. Şimdi iki tane şöyle kare dik prizmamız var arkadaşlar. Şöyle kaba taslak çizmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Şöyle düşünelim. Şöyle bir prizmamız var. Bunun da içinde arkadaşlar yine şöyle bir prizmamız var. Tamam mı? Yine bu da karedik prizma. Tamam. Şöyle üç boyut görüntüsü verdik. İki tane böyle iç içe karedik prizma var. Tamam. Musluklardan biri işte kare karedik prizma. Diğeri ise prizmalar arasındaki boşluğa akıyor. Yani biri şuna akıyor arkadaşlar. Biri de şu aradaki yere akıyor. Aynı anda açılmışlar. Ve Eee, içteki prizma tamamen dolduğunda kapanmış. Şu pir, şu prizma dolduğunda kapanmış. Yani şu gördüğünüz prizma tamamen su dolunca kapatmışlar arkadaşlar. Tamam, güzel bir şeyler anladım. Son durumda prizmalar arasındaki su miktarı bakın, prizmalar arasındaki su miktarı içteki prizmanın yüksekliğinin 8'de 1'i oluyor. Şimdi yükseklikleri eşitti zaten. Şunun yüksekliğini arkadaşlar bunun yüksekliğine hatta şöyle Elit bir renkle yapalım. Şunun yüksekliğine 8H derseniz tamam mı? 8'de 1 oluyor diyor ya. Demek ki şu prizmaların arasında kalan su yani şu suyun yüksekliği de o da neye eşit oluyor? H'e eşit oluyor. Güzel. Böyle amatör bir çizim oldu ama bence güzel oldu. Bu bilgilere göre dıştaki prizmanın taban alanı, içteki prizmanın taban alanı oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu iki prizma arasındaki suyla İşteki prizmanın içindeki su aynıdır. Neden biliyoruz? Çünkü musluklar bir zamanda aynı miktarda su katılıyor ve aynı anda açılıyor. Tamam mı? E, ve aynı anda da kapatılmış oluyor. Şimdi biz nasıl bulacağız? Şimdi özellikle Hatay formülünü hatırlayın. Hacim eşittir. Tabalanını çarpı yükseklik. Tamam mı? Şimdi şunun hacmini bulalım. Bir kenara kare dik prizma olduğu için AA olsun. Bunun da BB olsun arkadaşlar. Taban alanı A kare çarpı yükseklik 8H. Ee, o bunun neyine eşit arkadaşlar? Hacmine eşit. Eşittir. Şimdi biz şu iki prizma arasındaki kalan suyun hacmi nasıl bulacağız? Büyük prizmanın hacminden içerideki prizmanın hacmini çıkarırsanız arkadaşlar bulursunuz. O zaman B kare çarpı H eksi A kare çarpı H. Bakın bir daha söylüyorum şunun komplesinden şurayı çıkarırsanız aradaki kalan kısmı bulursunuz. Buradan da arkadaşlar tamam mı? E, atın bu tarafa. 9 a kare h eşittir b kare h yapıyor. haşlar gitti. Dıştaki prizmanın taban alanı, içteki prizmanın taban alanı oranı nedir? Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyor? B kare bölü a kareyi soruyor. B kare ne? 9 a kare. O zaman 9a kare bölü a²'den cevabımız ne geldi? 9 gelmiş oldu. Cevap Ankara. Tamam Burada önemli olan şey kurguyu anlayıp üzerinde durabilmek arkadaşlar. Bunlar zaman zaman geliyor. Dediğim gibi burada şuna dikkat edeceksiniz. Musluklar aynı anda açılmış, tamam. Aynı anda kapatılmış, tamam. Sabit su su aktan musluk, tamam. Odan suyun hacminden gideceksiniz. Tamam mı? Olayın yani sorunu size kazandırmak istediği olay bu. Ve bu arada kalan yeri bulurken e, artık soru bittiği için biraz karılacağım. Yani şuranın komple hacminden şunun hacmini çıkaracaksınız arkadaşlar ve arada kalan yeri buluyorsunuz. O arada kalan yer yani şu boyadığım yer tamam mı? O sizin şunun komple yüksekliğine eşit oluyor. Dolayısıyla e, buradan da sorumuz çözülmüş oluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu sorular geliştirilip farklı farklı yerlerden de sorulabilir. Mantık hep aynı olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi sorumuza dikkat edelim. Bu mantıkta bir soruyu ÖSYM e sordu. Bakınız temel formülleri uygulamayı bilin. Sınavda yapabileceğiniz kolaylıkta arkadaşlar sorular geliyor. Çıkmış sorular incelediğiniz zaman görürsünüz. Bunun mantığında da bir soru geldi. Şimdi şu kare prizmanın içi tamamen suyla dolu. Bakın tamamen suyla dolu arkadaşlar. Şöyle de bir e, kare prizma şeklinde bir demir parçası var. Yalnız bunun yüksekliği şu bizim kare prizmamızın yüksekliği 2 haçsa arkadaşlar. Bunun yüksekliği ne olmuş? H kadar olmuş. Şimdi diyor ki e, bu demir parçası e, bu suyun içine tamamen batacak şekilde atıldığı zaman arkadaşlar suyun 1 bölü 32'si taşmış. Şimdi bu tamamen suyla dolu olduğu için arkadaşlar. Hani bu şekil tamamen suyla dolu olduğu için e, burada bakınız burada taşan suyun hacmi bu cismin hacmini verir. Bu kare prizma olduğu için bunun bir kenarına A diyelim. Bunun da bir kenarına B diyelim arkadaşlar. Şimdi şu, biz bunun hacmini bulalım. Taban e, hacim formülünü hatırlayın. Hacim neydi? Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi başlıyorum. Taban alanı ne? A kare. Pi özür diliyorum. Taban alanı ne? A kare. Pi yok. Pi yok. A kare. Yükseklik ne? 2H. Bunun 1 bölü 32'si arkadaşlar. Neye eşit? O da şunun hacmine. O ney? B kare çarpı h. Tamam. Arkadaşlar buradan h'lar birbirini götürdü. 2'ye ee, böler 2 ile sadeleştirirseniz a kare bölü 16 eşittir b kare. Buradan a kare eşittir 16 b kare yapıyor. Ee, diyor ki su dolu kabın taban alanının demir bulanın taban alanının oranı kaçtır? Bunun taban alanı a kare. Bunun taban alanı arkadaşlar B kare. Tamam mı? Şimdi bizim A karemiz ne? 16 B kare. Bölü B kare. B kareler gitti. Ne geldi arkadaşlar? 16 gelmiş oldu. Arkadaşlar bu mantıklı bir soru çıktı. Şunu demek istiyorum. Hani daha zor sorularda çözeceğiz. Şimdi bu soru hani mesela konuya öğreten temel bir soru. Tamam mı? Şimdi burada amacımız şu. Sizi korkutmak değil arkadaşlar. Sistemin içine çekmek. Yani çalıştığınız zaman yapabileceğinizi göstermek. O yüzden bu sorumuzun cevabı 16 diyoruz. Daha zorlarda gelecek ama bunlar sınavda çıkmış e, orta seviyede sorular arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar ÖSYM bayağıdır bu karınca yürüme sorularından sormadı. O yüzden her sene ben bekliyorum. Yani bir gün sürpriz olacak. Aa bu da bekleniyordu ama bu sefer gelmez diye düşündük. Çalışmadık gibi olaylar olabilir. O yüzden hazırlıklı olun arkadaşlar. Bunların mantığını anladığınız zaman çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hiç bu soruları kaçırmazsınız. Şimdi ben mantığından da burada bahsedeceğim. Şimdi aşağıda verilen bir kare piramit var arkadaşlar. Bunun yan yüzleri 4 adet eş ikiz kenar üçgen. Karınca A köşesinden başlıyor arkadaşlar. Tüm yan yüzlerden geçerek tekrar A köşesine geliyor. Ve arkadaşlar bu karıncalar her zaman en kısa yoldan hareket ediyor. Yoksa zaten e, bulamazsınız. Karıncanın aldığı yol neymiş? 24 santimmiş. E, TC'de 8 kök 3 santim. Verilenlere göre piramidin yan alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar bir kere ee, bu karıncanın en kısa yoldan yürümesi için sizin şunu açmanız lazım. Açılımını yapıyorum bakın. Ee, bu bir kare piramit. Şu gördüğünüz taban kare. Şimdi açılımı nasıl oluyor? Açılımdan bahsedeceğim arkadaşlar şöyle size. Ee, şöyle düşünelim. Evet. Bir. Şöyle geliyorum. İki. Bakın şu an açıyorum. Dışarıya doğru açıyorum. Tepede ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Şöyle. Yani ne yaptım? Hani bu şöyle bir piramit ya arkadaşlar. Bunu böyle açtım. Ve hani şu yanlarına göre şu hani yanlar ortak olduğu için hep birleştirdim. Şöyle. Karınca buradan başlıyor. Hani burayı dola, böyle dolaşıp geliyor arkadaşlar. Böyle dolaştı. Tekrar ne yaptı? Aynı noktaya geldi değil mi? Yani aslında bu A noktası son yüzde de ortak oluyor. Yani tekrar aynı noktaya geliyor. Bu köşe yani işte şu e, içteki köşede de e, içteki yüzde de var yani. E, hem şu yüzde şöyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Demek istediğimi. Bir dakika. Yani şu A köşesi tamam mı? Şu e, ATB yüzünde olduğu gibi e, ADT yüzünde de var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam bu e, kare piramidin mantığında. Şimdi karıncanın yani ADT yüzünde de var. Bu karıncanın yürüdüğü yol da bu. Şimdi bize göre de arkadaşlar yürüdüğü yol e, şu gördüğünüz yol oluyor. Şöyle düşünürsek şöyle bir yol tamam mı? Yani burası birazcık daha doğrusal çizersek daha iyi olur. Birazcık da ben şurada tam gerçek ölçüyü galiba yakalayamadım ama olsun mantık bu. Yine çizemedik. Bir dakika. Heh şu. Şimdi arkadaşlar burada bakın şu tepe açısı var ya. Şu tepe açısı kaç kere var? Bakın 1, 2, 3, 4 kere o açıdan var. Şimdi oraya, o, o şekli ben birazcık daha böyle gözümüzün algılayabileceği şekilde çizeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şekilden bahsediyoruz. Tamam mı? Heh. Şimdi ee, şu kenarlar eş biliyorsunuz değil mi? Şu kenarlar eş. Tamam. Buralar eş. Peki o kenarların ne olduğunu biliyorum. 8 kök 3 olduğunu biliyorum. 8 kök olduğunu biliyorum. Şimdi karıncanın aldığı yol ne? 24 santim. Burası 24. Arkadaşlar hangi özel üçgende bu böyle olur? 8 kök 8 kök 3. Burası da 8 kök 3'ün kök katı. Hangi özel üçgende? Hatırlayın. Hatırlatalım hatta. Şöyle. Şurası 120 olsun. Tamam mı? A. A. A kök değil mi? He. O zaman 8 kök 8 kök burası ne yaptı? 24 mi yaptı? Güzel. Şimdi burası ne? 120. O zaman şu tep açısı ne? 120. Peki 120'yi 4'e bölerseniz o zaman bir tanesi ne kadar arkadaşlar? 30 kalır. Demek ki şu eş ikiz üçgenlerden bir tanesinin tepesinin açısı kaç? 30 derece. Peki bir kenar ne? 8 kök 3. Peki öbür kenar ne arkadaşlar? O da yine 8 kök 3. Tamam. Bana ne soruyor? Yanan alan. Peki yan alan ne arkadaşlar? Şu gördüğünüz yan yüzeylerin açılımı olan şu şekil arkadaşlar. Hatta yani şu benim gösterdiğim o 4 tane e, ikizkenar üçgen. bunun yan alanını oluşturuyor. He, o zaman yan alanı bulmak için 1 bölü 2 çarpı 8 kök 3 çarpı 8 kök 3 çarpı hani sinüs alan mantığı var diye 1 bölü 2 çarpı 8 kök 3 çarpı 8 kök 3 çarpı sin 30. Sin 30 ne? O da 1 bölü 2. E, ee, 2 kere 2 4. 8'i 4'e bölün 2. E, ee, kök 3'te kök 3 çarpın 3. 2 kere 3 ne yapar? Bir dakika. Sin 30 1 bölü 2. He, tamam. 2 kere 2 4. 2, He. 2 kere 8 16. Kök 3'te kök 3 çarpın 3. 16 kök ne yapar? 48 yapar. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 4. 8'i 4'e böldüm. 2. 2 kere 8 16. Kök 3'e kök 3 yaptım. 3. 16 çarpı 3 ne yapar? 48. Demek ki arkadaşlar şunun bir tanesinin alanı 48. Peki kaç tane var? 4 tane var. O zaman 48 çarpı 4 yaparsak ne olacak? 192 olacak. Cevabımız Edirne olmalı. Şimdi arkadaşlar bakın. Özellikle ben bunu bir daha size şöyle söylemek istiyorum. Tamam şöyle bir durun. Şimdi mantığını bir daha göstereceğim size. Aslında yani sınavdan önce de bunları ayrıyeten çalışsanız iyi olur arkadaşlar. Burada bir de yan alan kelimesini arkadaşlar nefret edebilirsiniz. Ben öğrenciken hep nefret ediyordum. Ee, yan alan deyince aklınıza böyle çok envai çeşit olaylar getirmeyin. Tamam mı? Yani yanın alanı demek. Yanın alanı demek. Şimdi. Arkadaşlar mesela şu piramidi siz şöyle görüyorsunuz değil mi? Bak. Siz şöyle piramidi şöyle görüyorsunuz. Değil mi? Şöyle. Açtığın zaman ben az önce bunu yapmayacağız çalıştım. Anladınız mı? Dolayısıyla yani bu açılımda şu gördüğünüz haliyle oluyor. Ben yeni de olsam evde dört tane böyle ikizken üçgen çekerim. Şöyle piramit görüntüsünü veririm. Hani ben şu an iki tane seviyorum. Ee, sonra şu dediğim çizgiyi çekerim. Bak dedim böyle yan yana da koyarım şöyle. Dediğim çizgiyi çekerim. Bir bakarım yani. Çünkü bunlar önemli. Bunlar da olan, o zaman olay ne piramitte? Bu tepe açısı. Bakın tepe açısını özellikle soruda vermedik. Yani özel üçgenleri de tekrar ettirelim diye. Ee, bu anlamda güzel oldu. Yine bu soru için de Nazım Zurnacı arkadaşımıza özellikle ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar katı cisimle ilgili ÖSYM'nin sormasını beklediğim bir soru tarzı. Neden? Çünkü ÖSYM bu şekilde üstten görünüm sorularını çok seviyor. O yüzden ben de böyle bir soru yazdım. Sorumuz nereden arkadaşlar? Bu sorumuz da yine KPSS denememizde olan bir soru. Şimdi ÖSYM'nin buradaki amacı şu arkadaşlar. Sizin sayısal mantık bilginizi test etmek, aynı zamanda katı isimlerle ilgili temel formülleri bilip bilmediğinizi test etmek. Bu anlamda bu soru tarzı sürekli sirkülasyon halinde dolaşıyor. Bir yerde karşınıza gelebilir ama ne zaman gelir, nasıl gelir bilemem. Şimdi arkadaşlar bu soru birçok sorudan farklı ee, şu üstten görünümü iyi hayal etmeniz gerekiyor. Zaten sorunun tüm esprisi de orada. Taban ayrıtları şekil 1'deki gibi 5, 8 ve 20 birim olan ve karşılıklı yüzeyleri aynı renkte olan özdeş 3 tane dikdörtgenler prizması farklı yüzeyler birbirlerine tamamen değecek şekilde üst üste koyulmuş ve birbirlerine yapıştırılmıştır. Sonra elde edilen katı cismin üstten görünümünün şekil 2'deki gibi olduğu görülmüştür. Buna göre elde edilen bu cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bir kere şu gördüğümüz e, dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulalım. Peki yüzey alanını nasıl buluyorduk? İki parantezini alarak ayrıtları tek tek çarpıyorduk. 5 kere 8, 40 yapar. Artı. 5 kere 20, 100 yapar. Artı. 8 kere 20, 160 yapar. Buradan arkadaşlar 160, 200, 300. 2 kere 3, 300'den ne yapar? 600 birim kare yapar. Buradan arkadaşlar bu cismin komple yüzey alanının 600 olduğunu biliyoruz. Peki bundan kaç tane var elimde benim? 3 tane tamam. Ben şimdi 3 taneyi üst üste koyacağım. Benim toplam alanım ee, yani eğer bunlar birbirlerine temas etmeseydi 600 çarpı 3'ten 1800'dü. Fakat arkadaşlar burada temasla ilgili bir sorun var. Temas demek yüzey kaybı demek. Ben şimdi buradaki olayı size anlatmak istiyorum. Bakın şöyle dikkatli bir şekilde bakın bana. Şimdi siz şu denemenin üzerine tamam denemenin üzerine şu benim özel defterim. Bu özel defterimi getirip koydunuz. Bakın şimdi bunların bunun bir yüzey alanı var. Bunun da bir yüzey alanı var. Tamam mı? Sen şimdi getirdin bunu. Böyle koydun bunun üzerine. Koyduğun zaman şu e, defter defterin şu alt temas eden yeri var. Bak şu gördüğünüz boşlukta. Burası artık kayboldu. Bu kayboldu. Kaybolurken bir de Denemenin yüzündeki şu değdiği yeri de kaybetti. Dolayısıyla burada, burada temas eden yüzeyde alan kaybı var. Ama kaç kere var? İki kere var. Bir defterden kayıp var. Bir defterin değdiği denemeden var. Bakın bir defterden kayıp var arkadaşlar. Bir de dene, değdiği yerden var. Tam şu aradan bir kayıp var. Dolayısıyla buna çok dikkat etmeniz gerekiyor bu sorularda. Zaten tüm espri bu. O zaman temas eden yüzeyleri bulacağız arkadaşlar. Burada temas eden yüzey. E, gördüğünüz gibi üstten görüne bakarsanız. ilk başta neresi temas ediyor? pembe yüzeyi temas ediyor. Yani şurası. Benim o zaman şu alanı bulmam lazım. E, burası 20 ise o zaman burası da 20 arkadaşlar. 5 kere 20'den 100 birim kare. Peki bu kendi kayboldu. Bir de değdiği yerde kaybetti. O zaman bunun e, vesile olduğu kayıp ne? 200 birim karelik bir kayba sebep oldu. Aynı şekilde bu sefer temas eden yerde pembeye de şu temas ediyor arkadaşlar. Şurası 8 o zaman burası 8. Yine burası 5. 8 kere 5. 40 birim kare yapar. Peki kendisi ve değdiği yerden dolayı ne yapar? 40 çarpı 2'den o da 80 birim karelik bir kayıp yapar. O da 80 birim karelik bir kayıp yapar arkadaşlar. E, 200 ile 80'i toplarsanız 280 yapar. 1800'den arkadaşlar 280'i çıkarmayı başarabilirsek o da 1520 birim kare yapacaktır. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olacak? 1520 birim kare olacak. Şimdi arkadaşlar ÖSYM bunu sayısal mantık kapsamında neden soruyor? Şimdi siz şu cisimden tamam bakın. Şu cisimden 3 tane düşünüyorsunuz böyle kafanızda. Ya 3 tane var bundan. Tamam. E bunları üst üste koyuyorsun ama her seferinde farklı bir yüzey temas edecek. Dolayısıyla o yüzden de üstten görünüm çok önemli. Üstten görünümü hayal ederken aklınıza farklı şeyler gelirse bu sefer kaybedersiniz. Asıl bu sorunun güzel yanı buydu arkadaşlar. Ben de yazarken özellikle buna dikkat ettim. Hani bu şekilde görünümler çok önemli. Ales'te sordu, DGS'de sordu, KPSS'de sordu, yine tytde sordu ve bununla ilgili birçok soru tipi elde edilebiliyor. E, bu soru tipini ben daha önce hiçbir yerde görmedim e, ve bu şekilde hani cismin dönerek koyulması anlamında hem buradaki metini de okuyup anlamak adında yine ÖSYM'nin tadını umarım hissetmişsinizdir diyorum. Bu arada arkadaşlar merak edenler için yine söylüyorum. Bu soru KPSS e denemelerinde olan bir soru. 30. soruydu. Arkadaşlar sınavda çıkmasını beklediğim bir katı isim sorusu. Sorumuzun yanına şöyle yıldızları atın. Diyor ki taban yarıçapı 4 santim olan dik dairesel silindir verilmiştir. Tabanı silindirin alt tabanı ile eş olan dik dairesel koni silindir içine yerleştirilmiştir. Daha sonra tavana birbirlerine silindirin yan yüzeyi ve konuya teğet olacak şekilde iki kez küre yerleştirmiştir. Tamam teğetlikleri anlatmış. Konunun açmi 16 pi ve silindirin yarı çapı 4 olduğuna göre silindirin yüksekliği kaçtır? Şimdi arkadaşlar çok güzel detaylar var bu soruda. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi burada silindirin yarı çapı ne? 4. Şu arkadaşlar bakın. Şu yüksekliği çizmemiz lazım şöyle çiziyorum. Tamam. Böyle çizdim. Bu yükseklik. Dikkat edin. Şimdi şuradan şuraya kadar olan yükseklik koninin yüksekliği. Ona da haş diyelim. Tamam. Koninin hacmi neymiş? 16 pi. V, koni. Koninin hacmi formülü neydi? Pi r kare h bölü 3. Pi arkadaşlar? Pi. R ne? 4. 4'ün karesi. 16. 16 H bölü 3 eşittir. Ne geldi? 16 Pi demiş soru. Bakın şurada. 16'lar gitti. Pi'ler gitti. H ne oldu arkadaşlar? H 3 olmuş oldu. Tamam mı? H'miz neymiş? 3. O zaman biz H'mıza 3 diyelim arkadaşlar. 3, 4. Burası ne oldu? 5 oldu. Tamam mı? Çünkü ne dik konu bu? Şimdi oraya gelmeden önce arkadaşlar çok güzel detaylar göreceksiniz. Sıkı durun. Ben biraz şeklimizi büyüteceğim. Tamam mı? Şöyle büyüttüğümüz zaman bu arada hani şu benim çizgimin doğrusal olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam hani böyle. Ee, şimdi çok güzel detaylar var burada. Acele etmeyin. 3 4 şurası neydi? 5. Arkadaşlar hani dairede şöyle bir özellik vardı hatırlıyor musunuz? Şöyle teğetlik varsa burayla burayla aynıydı. Tamam. Bu kürede de var. Şimdi bakın şu doğru. Bakın şura, şurası için bakın arkadaşlar. Şuradan şuraya teğet var. Buraya da teğet var. Yani şu küçük kısım bak. Tam şu boyadım küçük kısım. Hatta orayı şöyle şöyle boyayım. Teğet olduğu kısımdan şuraya kadar olan kısım var ya arkadaşlar. Mesela buraya bu kısma şöyle yapacağım artık. Şu kısma diyelim. A derseniz arkadaşlar o kısım şurada da ne olur? A olur. 3, 4, 5'ti. O zaman şu benim şu kısmım ne olur? 5 eksi a olur. Bakın arkadaşlar burada şuraya teğetim. Burada da buraya teğetim. Farkında mısınız? Ya yani burası 5 eksi a ise o zaman burası ne olur? 5 eksi a olacaktır. Şimdi dikkat edin. Çok dikkat edin. Arkadaşlar buradan buraya kadar şöyle bir uzunluk var. Şurası 3. Yukarısı a. Yani ne oldu? 3 artı a. Eşittir. Aynı. Aynı yer bakın. Neye denk geliyor? 5 eksi a'ya denk geliyor. Atın bu tarafa. 2 a. Atın bu tarafa 2. Buradan A ne geldi arkadaşlar? A buradan 1 geldi. Tamam. Şimdi A'yı 1 buldum. Bırakmıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurası 4 ya. O zaman şurası da 4. Bir dakika. Orası 4 olunca şurası 4. Hani yarı çap ne oldu? Kürenin yarı çapı. Kürenin yarı çapı 2 oldu. Dolayısıyla şu yukarıya kadar olan kısım ne olacak? 2 olacak dolayısıyla şu bahsettiğim uzunluk ne olacak? 2 olacak. E, şurası kaçtı? 3. Şurası A neydi? 1. 2. 1 daha 3. 3 tane yapar arkadaşlar? 6 yapacaktır. O zaman cevabımız 6 olmalı. Arkadaşlar bu soruyu ses alın. Bak şu bahsettiğim özellikler var ya yani onları görmek o kadar kolay değil yani. Şu işte bakın şurada var bir kere. Şöyle bir noktadan Tamam mı? Şöyle geliyor. İşte şurası 5 eksi a ise burası 5 eksi a. Bu bir. Şuradaki ele o kadar küçük ki yani onu oradan kaçırmamak çok zor. Böyle bak şöyle. İşte şuraya a dedim. Oraya a dedim. Yani şurası a. Şurası a. E, tamam 5'ti. A ise o zaman buraya 5 eksi a kaldı. Burası 5 eksi a. E, burası neydi? 3. O zaman ne oldu? 3 artı a eşittir. Beşek sağ oldu. Buradan A1 geldi. E, A1 geldi için arkadaşlar. Yerine yazdım biri. E, buradan buraya üçtü. Bir de burası dört. İki de burası altı. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 6 olmuş. Oldu. Bence bu sorumuz çok da güzel oldu. Özel bir yorum alırım bu soruya. Bakın. O kadar hani basit çözüme bakmayın. O küçük çizgiyi görmek var ya çok zor. Bu tarz bir soru çıkmaz demeyin arkadaşlar. Benzer mantıklı ÖSYM soru sordu. Arkadaşlar alan değişimi ile ilgili güzel bir soru. Zihninizde güzel iz bırakacak. Şimdi bakın burada bir dikdörtgenler prizması şeklimiz var arkadaşlar. Bir tahta parçamız var. Bundan yarıçapları 2 santim olan özdeş çeyrek silindirler çıkarılıyor. Parçaları çıkardıktan sonra yüzey alanındaki değişim kaç santimetre kare olur? Yani başlangıca göre ne kadar değişmiş olur arkadaşlar? Şimdi burada bir şeye dikkat etmeniz lazım. Bizim bir dikdörtgenler prizmamız var. Bunun bir yüzey alanını bulalım arkadaşlar. Yani bunun yüzey alanını bulalım. Diyelim ki bunun yüzey alanına A diyelim, tamam mı? Hani yüzey alanı A. Yani şu anki durumda A arkadaşlar. Şimdi buradan çıkan ve bur buraya eklenen yüzeyleri bulalım. Yani a ile uğraşmayın arkadaşlar. Şimdi bu sen bunu çıkardığın zaman ne çıkar? Bak şurada bir çeyrek daire. Çeyrek, 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 dört çeyrek daire var ne yapar? Bir tam daire. Aynısına şu altlarda da var. Ne yapar? Bir tam daire. O zaman ne oldu? İki tam daire çıktı. Dairenin alanı neydi? Pi r kare. Kaç tane daire çıktı? İki tane. Güzel. Peki başka ne çıktı arkadaşlar? Bakın başka ne çıktı? Şu bakın şu şu dikdörtgenler de çıkıyor? Bakın bir. Aynı şekilde arkada var. 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane de dikdörtgen çıkıyor yanlardan. Hani o yan yüzlerden de arkadaşlar. 8 tane dikdörtgen çıkıyor. Bir tanesini bulalım. GC neymiş? 6. Yarı çap neydi? 2. 6 kere 2 ne yapar? 12 yapar. Kaç tane vardı bundan? 2 tane bundan. 4, 6, 8. 12 kere 8 çıkıyor. 12 çarpı 8. Burada da 2 var. Tamam mı? Bu çıkan. Hocam şimdi eklenen nerede? Bak sorunum var. Ya, tüm esprisi burada eklenen kısmı görmek. Arkadaşlar. Hani bu şekiller oval bir şekil ya. Çıktıktan sonra bakın şu gördüğünüz. Bak şu anda boyuyorum. Buralar ne olur? Yeni yüzeyimiz olur değil mi? Burada da böyle silin çeyrek silindirin yüzeyi oluşur. Yanal yüzeyi oluşur. Heh. İşte soru da burayı görmek tüm meseleydi arkadaşlar. Peki bir tane yüz burada. Bir tane burada iki. Bir tane burada üç. Bir tane burada 4. Dört tane dört çeyrek yanal yüz. Birleşirse ne olur arkadaşlar? birleştiği zaman bir silindirin yanal yüzü olur. Peki silindirin yanal yüzünün alanı nasıl bulunuyordu? Ee, onu söyleyelim. Biliyorsunuz şunu açılımı mı? 2 pi r ee, hatta formülü ben bir hatırlatayım. Yüksekliğim h olsun. Tamam mı? Şurası r. 2 pi r h'tı bunun formülü. Hani 4 tane çeyrek bir tane tam yapıyor. Peki bizim r'miz ne? 2. Pi'miz ne? 3. Ee, o zaman şöyle yapalım. 2 pi r h diyelim arkadaşlar. Şimdi aşağıda yerleştirelim her şeyi. Tamam mı? Ee, R neydi? 2. 2'nin karesi 4. 3 ile çarpın 12. 24. Tamam mı? Şu arkadaşlar çıkan kısmını inceledik. Bu artı dolayısıyla değil mi? Hani çıkanları inceliyorum ya. 12 kere 8 ne yapar? 96. Yani şu komple eksi arkadaşlar. Yani oraya eksi koymuşsam hani eksi bunda da olacak. Dolayısıyla onu yanlış anlaşılmaya kalmak için şuraya bir eksi koyalım. Pi 3. 2 çarpı 3 çarpı R. 2. H ne? H yükseklik 6 arkadaşlar. Bak o da önemli. Şu. Yükseklik o şunun oluşturacağı silindirin yüksekliği. 6. 2 kere 3 6. 6 kere 12 72. Şimdi burayı bir toplayın. Ne yapar? Eksi 120. Burayı toplayın arkadaşlar. Ne yapar? 72. Artı 72. Ne oldu? Çıkan daha fazla. Ne kadar fazla? Eksi 48. O zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi 48 santimetre kare lik bir değişim olur. Tamam mı? 48 azalmış olacaktır. Tamam mı? Bununla bunu bununla bunu toplarsanız Eksi 48 olur. Dolayısıyla 48 gaz alma meydana gelir. Bir daha söylüyorum. Çıkan arkadaşlar şu üstler üstlerdeki çeyrek daireler altlardaki çeyrek daireler çıkıyor. Onun alanı bu. Şu yanlardaki şu dikdörtgenler çıkıyor. Onun alanı bu. Topladım çıkanı. Çıkan bu arkadaşlar. Eklenen de bu çıkarıldığı zaman arkadaşlar şu gördüğünüz oval var ya o oval ekleniyor. İşte o eklendiği için onu bulmanız gerekiyordu. Yine bu da denememizdeki bence ee, bu kolay görünümlü dikkat gerektiren sorulardan bir soruydu. Arkadaşlar bu soru üzerine size hacimle ilgili güzel bir özellik de anlatacağım. Şimdi sorumuza şöyle bir bakalım. Bir tane kare dik prizmamız var. Bir tane de arkadaşlar kare dik piramidimiz var. Bunun kare dik piramit olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu T noktası suyun tam ortasına değiyor diyor. Dolayısıyla bunun kare dik piramit olması gerekiyor. Şimdi burada yarısına kadar su dolu gördüğünüz gibi. Bunu diyor ters çevirince diyor suyun yüksekliği hangisi olur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak e, burada size şu formülü ben bir kere anlatmak istiyorum. Bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Bütün dikkatinizi verin arkadaşlar. E, pi Bakın. Pi Rizma. Bir de ne var? Piramit var. Bir de piramit var. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Prizmanın hacmi nasıl bulunuyor? Taban alanı çarpı yükseklik eşittir hacim. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yükseklik ile hacim nasıl orantılı? Mesela yükseklik 2 katına çıkarsa, taban alanı aynı kaldığı zaman, yükseklik 2 katına çıkarsa hacim ne olur? O da 2 katına çıkar. Yani direkt doğru orantılı. Doğru orantı. Yani biri 3 katına çıkarsa diğeri üç katına çıkıyor. Ama ne? Taban alanı sabitken. Bak bunu unutmayın. Şimdi piramitte de arkadaşlar ne? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 var. Yani size örnek veriyorum arkadaşlar. Şurada bak çok dikkatinizi bana verin. Şu üst taraf için konuşuyorum. Burada siz şunu bilmelisiniz. Bu piramidin hacmi V ise o yani üst taraftaki şu boyadığım prizma var ya onun hacmi 3V'dir. Neden? E çünkü şu faydalı formüle 3 var. Tamam mı? Ben her zaman şunu şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Yıllardır da birçok öğrencimin de zihninde oluşuyor. Biraz böyle saçma gelebilir ama bakın silindir. Bunda da bir piramit mantığı var. Ne var Bunda da? Koni var. Şöyle çiziyorsun. Koni oluyor. Bakın ortadaki koni 1, şuradaki koni 2, şuradaki koni 3. Bunların döndüğünü düşünürseniz arkadaşlar 3 tane koni oluşur. Yani koninin hacmi silindirin üçte biri. Piramidin hacmi de prizmanın üçte biri. Yani şu üçteki prizmanın üçte biri piramit arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla bunu neden anlattım size? Şu yüzden anlattım arkadaşlar. Hani Burada işte diyelim ki e, ee, V'lik bir yani bu piramidin hacmi V ise bunun komple hacmine 3V. Dolayısıyla aşağının hacmine 3V. Dikkat edin. 3V iken 3V iken suyun yüksekliği kaç olmuş arkadaşlar? 6 olmuş. 3V iken 6 olmuş. Şimdi siz bunu ters çevirdiğiniz zaman hani bu şekilde ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ters çevirdiğiniz zaman sizin bu 3 veya suyunuz şu dış kısımlara gelmeye başlayacak değil mi? Doğru mu? Dış kısımlara gelecek. Dolayısıyla suyun yüksekliği bir kere altıdan fazla olacak. Peki ne olur o zaman? Arkadaşlar bakın. Hani bunu ters çevirdiğiniz zaman sizin hacminiz 3V değil. Hani ters kısmında da V kadar bir su olduğu gibi düşünürseniz 4V'lik bir hacimden bahsedersiniz. Hani bunu ters çevirdiniz ya. Direkt V'ye kadar hacim var zaten. V'nin üzerine 3V koyuyorsun. Otomatikmen ters çevirin anda ne oluyor? 4V'lik bir hacimden başlıyorsun. 3'e 6 ise 4'e ne gelir? 8 gelecektir. Yani keşke vakit olsa da arkadaşlar şunları tek tek anlatsak size. Bak çok harika bir mantık. Yani çıkmış sorularda çok rahat uygularsınız. Gerçekten yani bunu çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Bir daha söylüyorum. Şu piramidin hacmi ve o zaman şu kısım işte ne oldu? 3V. E aşağısı da 3V o zaman. E ters çevirdim. 3V v kadar var hani onu su gibi düşün. Onun üzerine 3V koyuluyor. E ne olur o zaman? Direkt 4V olur. 3V'de yükseklik neydi? 6. 4 vden olur? 8. Bu kadar basit. Yani bunları mesela başka türlü çözdüğünüz zaman arkadaşlar. Özellikle ben yeni öğretmenken başka türlü çözüyordum. Uğraşıp babam uğraş. Uğraş babam uğraş. Çok uğraşıyorduk. Ama bu gerçekten size çok şey katacaktı. Aynı muhabbet silindirde de var arkadaşlar. Yani mesela işte silindirde diyelim ki işte 8 V'lik bir su var. Bunun yüksekliği 4 ise 4 V'lik bir su da ne olur. 2 olacak. Bu, bunlar çok basit şeyler gibi duruyor ama çok önemli şeyler aslında. Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı çokgen ve eşkenar dörtgen defalarca sordu. Yine sorabilir çok dikkat edin. Bunların bir mantığı var. Şimdi ilk yapacağınız şey A, B, C, F eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen olduğu için bakın buna eşitlikleri önce yerleştireceksiniz. Şimdi eşitlikle çokgenin bağlantısı ne? Bakın eşitliğin bir tanesi çokgenin köşegenine geldi. Bu çokgenin köşegeni ne? Beşgen. Şimdi biz şunu biliyoruz. Düzgün bir beşgenin bütün köşegenleri birbirine eşit. Yani şu köşegenle şu köşegen hepsi birbirine eşit. Tamam. Şimdi ben şu köşegenin hani eşit çizgi olduğunu gördüm ya. Şimdi öyle bir şey çizeceğim ki bu eşkenar dörtgenin bir kenarıyla bağlantı kuracak. Bakın o çizeceğim çizgi F'den D'ye olacak. Şimdi bu köşegenle şu köşegen birbirine eşit mi eşit? Neden? Çünkü ikisi de beşgenin köşegeni. Fakat bunu yaptığım zaman bakın burada süper bir üçgen oluştu. Bu ne üçgen? İki kenar üçgen. Bir şey vermiş. AFE E doğrusal demiş arkadaşlar. Demek ki bu da benim için önemli. Şimdi beşgende en önemli olan şey şuraların 36 olduğunu bilmek arkadaşlar. 36, 36, 108. O zaman buraya ne kaldı? 72 kaldı arkadaşlar. E burasının tamamı ne oldu? Bakın boyadığım yere çok dikkat edin. Şuraya kadar. 144 oldu. Şuraya boyadığım yere dikkat edin arkadaşlar. 144 oldu. 180'den 144'ü çıkarın. Ne yaptı? 36 yaptı. 36 ikiye bölün. O zaman burası 18. Aynı şekilde o zaman burası da 18 olacak. Tamam. Şimdi şunu biliyorum ben. Ee, bu eşkenar dörtgen de arkadaşlar tamam mı ve paralel kenarda olan özellik burayla buranın toplamı 180 olacak 72 36 tane yaptı 108 yaptı o zaman bakın hatta şöyle siyah yapacağım dikkat edin şurası şöyle dikkat edin arkadaşlar tam şurası kaç derece 108 108 tamam mı o zaman burası ne olacak 72 olur. Burası 72 ise o zaman eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası 72 olacak. 72'den 18 çıkar. O zaman burası ne olur? 54 olur. O zaman x ne olacak? 54 olacak arkadaşlar. Güzel bir soru tarzı. Klasik gibi görünebilir ama akla gelmeyince hiç klasik olmuyor arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar analitik geometri sorularında ÖSYM şekli metinde anlat, anlatıyor hep. Bunun da sebebi uluslararası standartları sağlamak. Dik koordinat düzleminde y eksi x doğrusu ile eksi 4 a noktasında kesen d doğrusu aşağıdaki gibidir. y eşittir eksi x doğrusu, d doğrusu ve y eşittir 0 doğrusu tarafından sınırlanan sarı boyalı bölgenin alanı 12 birim kare olduğuna göre y eşittir eksi x, d ve x eşittir 0 doğruları tarafından sınırlandırılan boyasız bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bizim çok dikkat etmemiz gereken olay hani y eşittir 0 doğrusu dendiği zaman korkmayın. Y eşittir sıfır doğrusu demek x ekseni demek. Yine aynı şekilde aynı şekilde x eşittir sıfır dediği zaman da kopmayın. Bu da y ekseni demek. Şimdi arkadaşlar e, burada şurasının 4 birim olduğunu bilebiliyoruz. Tamam. Peki şunu da biliyor muyuz? Şu nokta şu mavi doğrunun üzerinde. Yani y eşittir eksi x doğrusu üzerinde. O zaman x eksi 4 koyarsanız eksi çarpı eksi 4'ten y'ne geliyor 4 geliyor. O zaman a noktası ne olacak? 4 olacak. Tamam sarı boyalı bölgenin alanımak için şu tabana şu tabana mesela ee K diyelim arkadaşlar. K çarpı yükseklik ney? Hani şurası 4 birim o zaman şurası da 4 birim. Yükseklik 4 birim. K çarpı 4 bölü 2. Bu da kaç eşitmiş? 12 eşitmiş. Bu alan 12'ymiş. Buradan 4K eşittir 24. K buradan ne geldi? 6 geldi. Tamam. Demek ki arkadaşlar o zaman şurası 6 birimlik bir bölge. O zaman şu noktası ne olur? E -6'ya 0 noktası olur. Yine aynı şekilde şu nokta ne oldu arkadaşlar? O da -4'e 4 noktası olmuş oldu. Ben şimdi şu D doğrusunun denklemini yazabilirim. Nasıl yazabilirim? Çok dikkat edin şöyle çok eee radikal bir denk alacağım ha şu. D doğrusunun geçtiği noktalardan biri -4'e 4, e 4 e, diğer noktada -6'ya 0. Şimdi buradan eğimini bulalım. 4 eksi 0'dan 4, eksi -4 eksi, eksi -6'dan e, 2. 4 2'den ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Eğimi 2. O zaman bu doğru. Y eşittir 2x artı n şeklinde olsun. N'i bulmak için de x'e 6 verin. Y'ye 0 verin. 0 eşittir 12 artı n. N buradan ne geldi? 12 geldi. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Ee, bu doğrunun denklemini yazalım. Y eşittir 2x artı 12 olmuş oldu. Burada x'e 0 verirseniz y ne olur? 12 olur. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 12 birim. Peki şurası eksi 4 diye O zaman burası 4. O zaman burası ne oldu? 4 birim. Taban çarpı yükseklik 4 çarpı 12 bölü 2'den ne gelir? 48 bölü 2'den 24. Belki bakın burada geometriden çok daha hızlı oran orantı yapabilirsiniz. Bak bunu da tüm e, samimiyetimle söylüyorum. Yapılabilir. Ama benim burada hani antik geometri sorusu olduğu için antik geometri bilgilerini kullanmak istedim. Ama bu benzerlikle de çok rahat yapılabilecek bir soru arkadaşlar. E, geometrisi iyi olan arkadaşlar bunu muhakkak görmüşlerdir. Ellerine sağlık diyorum şimdiden. Arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce altıgenin şu temel özelliğini ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu özellik çok önemli bir özellik. Şimdi altıgende eğer iki kenarı birleştiren yani şu ardışık iki kenarı birleştiren bir köşegen varsa burası A ise burası da A ise burası A kök 3 oluyordu arkadaşlar. Sebebi şurasının 120 olmasıydı. Yine altıgende bir başka önemli özellik de arkadaşlar şu en uzun köşegeni var ya Burası A ise bu ne oluyordu? 2A oluyordu. Bunları iyice bir hatırlayın. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada X'i soruyor. Ee, ona bir takılmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Dikkat edin şimdi. Şu çektiğim çizgi arkadaşlar. Şurasına 2A diyelim. Burasına 2A diyelim. Burası hani 120 derece. Çünkü neden 120 derece? Şu gördüğünüz altıgenden dolayı. Hangi altıgen? A, B, C, D, E, F altıgeni. Burası 120 derece. 2A, 2A ise burası ne yapar? 2A köküç yapar. Şimdi neden 2A dediğimi anlayacaksınız. 2A arkadaşlar burası. Şu N, C, K, -L -E -M, düzgün altıgenine göre göre burası 2A köküçse, o zaman burası A köküç yapar. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bu taralı alanı nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. N, C, K, -L -E -M, düzgün altıgenin yarısının alanından şu alanı çıkarırsam bulabilirim. Peki. Bir düzgün altıgen alanı nasıl buluyordu? Ee, şöyle buluyordu. Kenarı ne arkadaşlar? A kök 3 mü? A kök 3'ün karesini alıyorum. Kök 3 bölü 4 ile çarpıyorum. 6 ile çarpıyorum sonra. Çünkü bir altıgenin içinde alttan tane eşkenar üçgen vardı. O yüzden 6 ile çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ediyorsanız yarım altıgen var. O zaman ben bunu 6 ile değil ne yapayım? 6'yı 2'ye böleyim. 3 ile çarpayım. Eksi şu alanı bulacağım. Peki arkadaşlar ben o alanı nasıl bulabilirim? Şöyle bir şey yapalım. Başka teoremlerle gidebilirim de gitmeyeceğim. Burası 60'a 60 oluyor. Şöyle bir dik çekelim. 90'ın gördüğü 2A ise o zaman 30'un gördüğü A olacak. 60'ın gördüğü A köküç olacak. O zaman bu alan ne olur? Ee, 2A 3 ile A'yı çarparım 2'ye bölelim. Yani 2A 3 çarpı A bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar burayı güzelce hesaplayacağız. Buradan ee, 3A kare 3A kare yapıyor e, 3 ile çarpın 9 a kare 9 a kare kök 3 bölü 4 eksi birbirini götürdü. Buradan da a kare kök 3 kaldı. E, payda eşitleyin. 4 a kare kök 3 yani 5 a kare kök 3 gibi bir şey geliyorsunuz arkadaşlar. Bölü 4 var payda da. Bu da eşittir. 180 kök 3'müş. E, buradan kök 3 ile kök 3 giriyor. 5'e bölün 1. 180'i 5'e bölün. 36. İşler ters 4 36 çarpın 144. O zaman A kare eşittir 144 oluyor. Buradan A ne olur? 12 olur. A 12 olur. Şimdi bana neyi soruyor? X'i. E. Arkadaşlar X burası, X burası da X, burası da X, burası da X, burası da X, burası da X. X neye eşit? 2A'ya eşit. A ne? 12. O zaman 2 ile 12'yi çarpın. X ne oldu? 24 olmuş oldu. O zaman cevabımız Bursa seçeneği olmalıydı. Şunu hatırlamış olduk. Altıgen alanını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Onu da bir kez daha şurada son kez göstermiş olalım. Zihninde oturmuş arkadaşımız varsa, onların da oturmuş olsun. Bu altıgenin içinde bu altıgenin içinde arkadaşlar şöyle şöyle birleşti var. 6 tane eşkenar üçgen var. Böyle her birinin alanına A diyelim. İşte bu kenar A olsun diyoruz. E, bu eşkenar üçgenin alanı ne? A kare kök3/4. bölü 6 tane olduğu için 6 ile çarpıyoruz. İşte altıgenin alanı bu şekilde bulunuyor. Arkadaşlar analitik geometri ile ilgili klasik bir soru. Şimdi zaman zaman ÖSYM bu şekilde klasik sorular da soruyor. Dik koordinat düzleminde doğruları tek noktada kesiştiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar iki doğru kesişiyorsa eğer ortak çözüm yapacaksınız. Şimdi ortak çözümü hangi iki denklem arasında canınız yapmak isterse onu da yapın arkadaşlar. Benim gözüm şu denklemde şu denklemde kesiyor. Çünkü neden? X'leri buradan çekmek daha kolay. O zaman Y'leri eşitliyorsunuz. X eksi 6 eşittir. 4x eksi 4a yapıyor. Atın bu tarafa. 3x eksi 4a'yı da atın bu tarafa. 4a eksi 6 yapıyor. Buradan da x eşittir. 4a eksi 6 bölü 3 yapıyor. Şu an x'in ne olduğunu bulduk. Yani bu kesim noktalarının apsisi neymiş arkadaşlar? 4a eksi 6 bölü 3. Şimdi aynı şekilde bu kesim noktası burada da var arkadaşlar. Hani buradan da kesim noktasını bulabilirsiniz. Ya da istiyorsanız e, şu sonlardan da bulabilirsiniz. Buradan da bulalım. 8 eksi 2ax eşittir. x eksi 6. Atın bu tarafa. Bunu da atın bu tarafa. 14 eşittir. x artı 2ax yapıyor. x parantezini alın. 1 artı 2a. O da eşittir. 14 yapıyor. x'i bulun arkadaşlar buradan. 14 bölü 1 artı 2a yapıyor. E şimdi bu kesim noktaları aynı. Apsis olarak aynı noktalar arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bunları birbirine eşitleyeceğiz. 14 bölü 1 artı 2a eşittir. 4a eksi 6 bölü 3 olacak. İşleri ser yapalım. 3 kere 14 ne yapar? 42. Burayı düzgün çarpın. 4 kere, 4a kere 1. 4a. 4a ile 2a çarpın. 8a kare. eksi 6 ile 1'i çarpın. Eksi 6. E 6 ile 2a çarpın. Eksi 12a yaptı. Şimdi arkadaşlar hep, her şeyi tek bir tarafta düzgünce yazalım. Bana A'nın alabileceği değerler toplamı soruyu unutmayalım. Şuraya yapacağım. 8 a kare güzel onu yazdım ee, 42 öbür taraf atacağım ama ondan önce 4 a eksi 12 a'dan eksi 8 a yaptı onu da yazdım 42 öbür taraf atarsam eksi 42 diye geçecek. o da 48 yapar o da eşittir 0 olur hani sol tarafta bir şey kalmadı hepsini sağ tarafa attım o yüzden 0 eşittir 8'e bölün komple denklemi 8'e bölünüyor a kare eksi a 8'e böldük arkadaşlar eksi 6 eşittir 0 burada a kare a ya diye gösterilir eksi 6 eksi 3 artı 2 diye gösterilir o zaman bu ne oldu arkadaşlar? A eksi 3 çarpı A artı 2 oldu. Bu da eşittir 0. Burada A ne olacak? A ya 3 olacak arkadaşlar ya da eksi 2 olacak. Bana alınabileceği değerler toplamı diyor. O zaman 3 ile eksi 2 ile toplarsanız ne olur? 1 olacaktır. Olay bu arkadaşlar. Yani bunlar bunlarda ortak çözüm yapacaksınız. Hani 3 doğru bir noktada kesiyor dediği zaman arkadaşlar bu doğru denklemlerinin Y'leri zaten verilmiş. Hepsini birbirine eşitliyorsunuz. Hani Y'leri çekin. Bakın ÖSYM bunu böyle de yapabilir. Y'leri çekmeden de verebilir. Y'leri çekin. Ondan sonra alın mesela bununla bunu eşitleyin. Bir. Sonra gelin bununla bunu eşitleyin. iki. Yine aynı şekilde hadi bununla bunu da eşitleyebilirsiniz. Tamam mı? Yani burada canınız ne istiyorsa. İki eşitlikler kurun. Ondan sonra işi bitirin. Arkadaşlar şimdi bu soru üzerine size bir taktik göstereceğim. ÖSYM sorularında hep bu taktiği arayın arkadaşlar. Hep bu taktiği arayın. Bulacaksınız. Şimdi dikkat edin. Bir tahtaya o merkezi bir çember çizildikten sonra her birinin çap uzunluğu bu çemberin yarı çap uzunluğuna eşit olan ve tek noktada kesen iki yarım çember. Bakın şu çemberle şu çemberi kastediyor arkadaşlar. Ve yarı çap uzunluğu bu çemberin çap uzunluğuna eşit olan çeyrek çember çizilerek aşağıdaki şekil oluşturmuştur. Buna göre sarı renkli boyalı bölgenin alanının pembe renkli boyanın bölgenin boyalı bölgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu yarım çemberler alanca aynıdır. Neden? Çünkü bu yarım çemberin çapıyla bu yarım çemberin çapı aynıdır. Neden? O merkezli çemberin yarı çapı ikisi Dolayısıyla buradaki yarım dairenin alanı A ise yine bu yarım dairenin alanında ne olacak arkadaşlar? A olacak. Tamam mı? Burada çemberleri çizmiş sonra boyayıp daire oluşturmuş. Olay bu. Zihninizde de öyle oturtun. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burası A burası A ise ben buraya B dersem mecburen burası da B olacak. Çünkü burası A artı B ise burası da A artı B. Gayet güzel gidiyoruz. Dikkat edin. Şimdi burası bunu söyledikten sonra hani bunun yarısı ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. 2A artı 2B mi oldu? O zaman burası da ne olacak? 2A artı 2B olacak. Onu da söyledik. Çok güzel. Şimdi geldik şuraya. Burayı nasıl söyleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar burayı özellikle görün diye ben sayısal bir örnek vereceğim. Diyelim ki şuraya 10 diyelim. Tamam mı? Hatta farklı bir renkle yapayım. Daha iyi zihninizde kan 10 diyelim. Şu çeyrek dairenin alanı bulun. Pi çarpı 10'un karesi bölü 4. 100 bölü 4'ten ne geldi? 25 geldi. 25 pi. Şu çeyrek dairenin alanı. Şimdi şunu da bulalım. Hani 10 ya burası ne oldu? 5. Yarım daire değil mi? Pi çarpı 5'in karesi bölü 2 yarım daire olduğu için. O da 25 pi bölü 2 oldu. Dikkat ediyorsanız şunun alanı bak şu yarım dairenin alanı şu çeyrek dairenin alanının yarısı. Bu şu anlama gelir. Demek ki şurayla şura birbirine eşit. Anladınız mı? İşte bu da çok önemli bir kazanım arkadaşlar. Çember sorularında bunu bilirseniz daha hızlı hareket edebilirsiniz. Ezber değil. Sadece birazcık teknik düşünün. Aklınıza gelecek. O zaman burası da yine ne olacak? 2A artı 2B olacak. Şimdi Sarı renkli boyalı bölgenin alanı. 2A artı 2B artı. 2A 1A daha ne yaptı? 3A. 2B 1B daha ne yaptı? 3B. Bölü. E, pembe renkli. 2A 1A daha ne yaptı? 3A. 2 ve 1 daha ne yaptı? 3P. Buna buna oranlayalım. 1 yapacak. O zaman cevabımız denizli seçeneği olacak. İşte olayın mantığı bu. Arkadaşlar ÖSYM zaman zaman katlama sorularını hem sayısal mantık adına sorabiliyor hem geometri adına sorabiliyor. O yüzden her zaman hazırlıklı olalım. Dikdörtgen şeklinde ve köşeleri A, B, C ve D olan kağıt şekildeki gibi DE boyunca katlandığında C noktası AB kenarının üzerine gelmekte ve C köşesi AB kenarını 6 ve 24 birimlik parçalara ayırmaktadır. Evet. C noktası gördüğünüz gibi buraya geliyor arkadaşlar. 6 ve 24 birimlik parçalara ayırıyor. Buna göre alan DEC kaç birimdir diyor. Alan DEC. Şimdi arkadaşlar katlama sorularının ana mantığı her zaman katlanmış şekilden katlanmamış şekle gidin. Şu şekilde çizin. Şimdi zihninizde de hayal kurun. Katladığım zaman C noktası buraya geliyor. Yani dik burada arkadaşlar. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Burası tamamen kaç? 6, 24 daha 30 yaptı. Burası 30. O zaman burası da 30 arkadaşlar. E, burası da dik. Hangi özel üçgen? 3, 4, 5 hatırlayalım. 6 katını alın 30. 6 katını alın 24. 6 katını alın 18. 18, 24, 30 üçgen oldu. O zaman burası ne? 18 olacak. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapalım. Buraya x dersek o zaman burası ne oluyor? 18 eksi x oluyor. Yine burası x burası da x. Şimdi şu üçgeni ben daha iyi görün diye şuraya çizeceğim. Dikkat edin burası 6. Burası 18 eksi x. Burası da x. Arkadaşlar uzun uzun pisagor yapmayın. Hiç gerek yok. Burada zaten hangi özel üçgen olduğu görülüyor. X'e 10 verdiğiniz zaman dikkat edin. 18'den 10 çıkarsa 8 yapıyor. 6, 8, 10. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Tamam. X'i bulduk. X neymiş? 10'muş. O zaman burası 10. Burası 8. Bana neyi soruyor? Alan D, e, C. Yani şu alanı soruyor. Zaten bu alanla şu alan birbirine eşit arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. E, taban 30, yükseklik 10. 30 çarpı 10 bölü 2 diyebiliriz. 30 kere 10, 300. 2'ye bölün. 150 olacak. Gördüğünüz gibi zor değil arkadaşlar. Sadece katlamada şu kenarın şuraya geldiğini, bu kenarın buraya geldiğini bilin. Sonra şu açılar birbirine eşit. Aynı şekilde şu açılar da birbirine eşit. Bunları bilin. Devamı gelecektir arkadaşlar. Yine bu sorumuzda KPSS e, matematik denemelerimizde olan güzel bir soruydu. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde katı cisim sorularının şifrelerini kırıyoruz. Arkadaşlar size 10 tane 20 tane formül vermeyeceğim. Bir tane formül vereceğim. Ve o bir tane formülle bütün katı isim sorularını çözeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın bu soruların hepsini bir formülle çözeceğiz. Nasıl? Değerli arkadaşlarım bu formülümüzün adı Hatay. Hatay ne? Arkadaşlar Hatay şu. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Tabın alanı çarpı yükseklik. Bu kadar. Bütün konu bitti. Konu bu kadar. Bir Hatay formülüyle bütün konuyu keşfedeceğiz. Bugün nasıl dizilerde sizi ikna ettiysem yine burada da öyle. Değerli arkadaşlarım Bakınız, bir prizma vardır. Bir de piramit vardır. Prizma ile piramitin farkını anladıktan sonra hemen sorulara geçiyoruz. Arkadaşlar prizma tabanında mesela ne varsa eğer tepesinde de o varsa bu bir prizmadır. Mesela bu bir prizmadır. Ama piramitte ise ne vardır? İlla mesela piramitleri gelmesin aklınıza değerli arkadaşlarım. Prizmada ise tepede bir nokta ile bitiyordu cisim. Arada ne fark var? Prizmanın hacmi Hatay iken ha, taban alanı çarpı yükseklik iken ki arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bundan sonrası genel bilgi. Arkadaşlar bundan sonrası genel bilgi. Bakalım gerçekten bu şekilde devam ediyor muyuz? Bu arada arkadaşlar geometri gelsin diyen arkadaşlarım lütfen like butonuna bassınlar. İnşallah arkadaşlar geometri şifreleri de var elimde. Bu şifreleri de devam ettireceğim. Hatay gibi daha bir sürü şifre var ama ilk defa konu anlattığım için ee, bu şu anda basitten zora doğru götüreceğim size. Bakınız bu tür sorular daha önce de çıkmış sorulara vardır. Taban ayrıtları 6 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizmasının içerisinde yeterince sıvı vardır. Bu prizmanın içerisine bir kenara 2 cm olan bir küp atılırsa suyun seviyesi ne kadar yükselir? Şimdi değerli arkadaşlar bakınız burada şimdi hiç konuyu bilmiyormuş gibi davranmayalım. Şimdi burada şu cisim bunun içine atılıyor. Peki bu cismin hacmi ne kadar? 2 çarpı 2 çarpı 2. Ne olur arkadaşlar bu cismin hacmi? 8 santimetre küp olur. Bakın bu cismin hacmi 8 santimetre küp. Nereden biliyorum? Bak 2 çarpı 2 çarpı 2'yi nereden söylüyorsun bana desene. Hocam hani ezber yoktu? Bak şimdi bu şekil ne? Küp. Küpün tabanında ne var? Kare var. Karenin alanı ne? 2 çarpı 2. Çok güzel. Hatay'daki taban alanını yaptık mı? Yaptık. Çarpı yükseklik. Yükseklik ne kadar? 2 Çarptığın zaman ne geldi? 8. İşte şu kübün hacmi ne kadar? 8. Şimdi sen bunu, bunun için attığın zaman, bakın yeterince su olduğuna göre demek ki arkadaşlar, buradaki su, yükselen su yani şu yükselen su arkadaşlar, 8 santimetre küplük bir su yükselecek. Yani şu size çizmeye çalıştığım suyun hacmi ne kadar? Şu kırmızı taradığım yerdeki su ne kadar? 8 santimetre küp. Arkadaşlar yavaşlıyoruz. Bakınız, bunun bir kenarına 6. Diğer kenarını 4. Şurası ne kadar? Haş. Tabanında ne var arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman. Bir dikdörtgen var. Bakın tabanında bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin alanı ne? 6 çarpı 4 değil mi? Dikdörtgenin alanı. Evet. Yükseklik. Yükseklik ne? Haş değil mi? Evet. Peki bu neye eşit? Suyun hacmine. Suyun hacmi ne? 8. 4'e böl. Gitti. 4'e böl. 2. Haş eşittir. 2 bölü 6. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 3. Geldi. Bakınız sorunun cevabı bölüş. Lütfen bu konuyu ön yargılı yaklaşan arkadaşlarım bu konudan çıkan netleri yapacağız. Hangi sınava giriyorsanız girin. Banko çıkan bir konu arkadaşlar. Yapmamak için sebebimiz bence yok. Bakınız. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması demek arkadaşlar bu şekilleri Google'a yazın anlatıyor. Ben olanları değil olmayanları anlatacağım. Yapılanları değil yapamayanları anlatacağım. Görülenleri değil görülemeyenleri anlatacağım. Değerli arkadaşlarım o şekilde devam ediyor. Şimdi bunun içindeki suyun hacmi ne kadar? Dikdörtgenler prizması. Şöyle bir dikdörtgen mi? Taban alanı ne kadar? Bana taban alanını söyleyin bunun. 6 kere 8, 48. Peki ben size dedim? Hatay. Taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik ne kadar? 5. O zaman 4 kere, 6 kere 8, 48 de. 48 çarpı 5 dersek değerli arkadaşlar ne olur? 240 olur. Demek ki şu suyun hacmi 240. Çok güzel. Bu, bu hale getirmiş. Yani bu cisim arkadaşlar öbür yüz üzerine düşürülmüş. Bir şey değişmez. Su aynı su. Suyun hacmi yine aynı. Peki bunun taban alanı ne kadar? Bakın tabanında ne var? Dikdörtgen. 10 kere 6 60. Çarpı yükseklik. Bak taban alanı çarpı yükseklik. 60 çarpı h. Kaça eşit? 240'a. H ne oldu? 4. Bitti. Bak deminden beri tek formül ha. H -tay. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi değerli arkadaşlar soruları devamını getireceğim inşallah. İnşallah bu konseptimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim diyen arkadaşlar lütfen butona bassınlar, yorum yapsınlar. Daha bu şey bu seriyi devam ettireceğim zaten inşallah. Sadece merak ettim bu konu ne kadar ilgi çekiyor, ne kadar hitap ettim size onu merak ettim arkadaşlar. Yoksa bu konuya devam edeceğim. Şimdi bakın burada iki var, burada da iki var. Değerli arkadaşlarım şimdi burada bir prizma var gördüğünüz gibi. Bakın bunu böyle kısımlara ayıralım ya. Kısımlara ayıralım. 2 buradaysa şuraya ne kaldı ki? Buraya ne kaldı ki? Buraya ne kaldı 3? Buraya ne kaldı 3? Buraya ne kaldı 2? Arkadaşlar önce bakın şu prizmanın hacmini bulalım. Bana bunun taban alanını söyleyin. 4 çarpı 2. Ne geldi arkadaşlar buradan? 8. Peki yükseklikte şu değil midir? Bak. Yüksekliği istiyorsan kafan karışmasın. Bir dakika. Yüksekliği belki sen öyle düşünmeyeceksin. Ben niye müdahale ediyorum? Bir dakika. Bunun taban alanını bulalım. 2 kere 5'ten ne geldi taban alanı? 10. Bak 2 kere 5. Yani tabanında şöyle bir dikdörtgen var. Hayalini kur. Bak bekliyorum seni. Kurdun mu? 2 kere 5 ne? 10. Peki yükseklik ne? 4. 10 kere 4'ten bunun yüksekliği ne oldu? 40. Bu bitti. Şimdi gelelim şunun taban alanına değerli arkadaşlarım. Yine şuradan bakın. E, şurası 5 ya. Şu ön taraf 3. Yan taraftan da şöyle bakarsan ne var? 5. 3 çarpı 5. Yükseklik ne kadar? 4. 3 kere 5 15. 15 kere 4 ne oldu değerli arkadaşlar? 60. Şunun da hacmi 60. Bakın bunun da hacmi 60. Şimdi gelelim şunun taban alanına. Arkadaşlar buradan 3. Yine şu taraftan kaç? 5. Bakın çünkü hani öbür kenar bak 3 boyutu düşünelim. Şurası ne? 5. 3 kere 5 15. Peki yüksekliği ne kadar bu cismin? 2. 15 kere 2 ne oldu arkadaşlar? 30. Değil mi? 60. 30 daha ne oldu? 90. 40 daha ne oldu? 130. Bakın ne bulduk? Hatayla. Değerli arkadaşlarım lütfen bunları not alın. Bu sorular için arkadaşlar çözüm üçte yayınlarına özgür e, çözüm üçte yayınları Mehmet Polat Hoca'ya çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. kendisiyle birebir konuştum. Hocam çözebilirsin dedi. Kendilerinin bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunların tamamı çözüm üçte yayınlarından Mehmet Polat Hoca'mızın soruları. Şimdi şekilde ayrıt uzunlukları 7 santim, 4 santim ve 8 santim olan dikdörtgenler prizmasından ayrıt uzunlukları 1 santim, 3 santim ve 4 santim olan dikdörtgenler prizması çıkartılıyor. Oluşan yeni şeklin yüzey alanı nedir? Baktığınız zaman arkadaşlar geçen sene bu şekilde bir yüzey alanı çıktı. Bakın bu sorular daha önceki senelerde sorulmuş. Bu sene bu videomda genel taslak videoları genel bahs kurallardan bahsedeyim arkadaşlar. Bir sonraki videomda silindir konuyu ele almayı düşünüyorum. İnşallah faydalı oluyordur bu konsept. Şimdi bir sakinleşiyorum. 5 saniye duruyorum. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası 8. Burası 7. Burası 3. Bakın burası 3. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 5. Bana bu cismin yüzey alanı diyor arkadaşlar. Burası 7. Şurası 1 ise şuraya ne kaldı? 6. Önce şu üstü bulalım mı değerli arkadaşlar? Bulalım. Şöyle gelelim. 5 3 tane oldu. 8. 8 kere 6. Ne oldu arkadaşlar? 48 oldu. Bakın şurası 48. 1 kere 5 nedir? 5. 300 ne oldu arkadaşlarım? 48. 5 tane olur? 50. Bakın bitti. Şimdi geldim. 1 kere 4. 4. Şurayı buldum. Çok güzel. Bakın şurası 4. 3 kere 4. 12. Burayı da buldum arkadaşlar. Bakın sıkıntılı yerleri buluyorum. 4 kere 5. 20. Bunu da buldum. 6 kere 4. 24. Bunu da buldum. Şimdi arkadaşlar şu arka yüzü bulacağım. 7. Yükseklik ne? 4. 7 kere 4 ne oldu arkadaşlar? 28. Şu yan yüzü bulacağım. Yükseklik ne kadar? Bakın yükseklik 4. 4 kere 8 32. Arkadaşlar şimdi hesap makinesini alın gelin bakalım. 53. 53 üstte var. 53 de altta. Ne yaptı? 106. Artı. Ön yüzde 24 var. Devam. Şurada 12 var. Devam. Şurada 4 var. Devam. En arkada kaç var arkadaşlar? 7 kere 4'ten 28 var. Evet onu da söyledim. 8 kere 4 32'den bir de burada 32 var. Evet 12 4. 4 kere 5 20'den bakın bir de orada 20 var. Toplayalım bunları. 28 32 60 80 80 tamam mı? Buradan ne geldi arkadaşlar? 130. 80 daha ne oldu? 210. 210 oldu. Arkadaşlar buradan da 16 gelir. 226 gelecektir. Bakınız 226 gelecek. Ne yaptım? Çarpma. 4 işlem bilen tüm arkadaşlarım beni büyük bir dikkatle dinlesin. Tek bir formülle bütün katı cisimleri yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakınız burada değişik bir soru tipi var. Diyor ki şekilde yükseklikleri 18 cm ve tabanları eşit olan kare piramit ve kare prizma görülüyor. Kare piramit ile oluşan kare piramit su ile tamamen doluyken su kare prizmaya boşaltılıyor suyun kare prizmanın içerisindeki yüksekliği x olduğuna göre x kaçtır? Değerli arkadaşlarım bakınız şimdi bunun taban alanı a ise şunun da taban alanı a mı? Evet. Ben size ne dedim? Prizma ve piramidin farkı var. Piramitte hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Prizmada ise hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi bunun hacmi ne kadar suyun? A çarpı x. E, peki bunda ne kadar? A çarpı 18 bölü 3. Neden? Çünkü bu bir piramit. Tepe nokta ile 18 3'e bölün. 6. A'lar gitti. İlk seçittir 6. Şimdi değerli arkadaşlar 2019 TET sorularını telif hakkından dolayı şu an çözemiyorum. İnşallah çalıştığım yayın evi telif hakkını alırsa ben size onları çözeceğim. Ve şunu göreceksiniz arkadaşlar. Çıkmış sorular şu anlattıklarından daha zor veya daha karmaşık şekilde karşınıza gelmemiştir. Ama ben şu anda bu konuyu dikdörtgenler prizması ve küp adına söylüyorum. Dileyen arkadaşlarım 2019 TET'deki soruları büyük bir dikkatle okuyup çözmeye çalışabilir. Lakin bir tane sorusu var arkadaşlar. O soru anlaşılmıyor düz metin olarak. Ona daha önem, önem, önem ve ehemmiyet vererek okumaları gerekiyor. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnanın elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Önce soru hazırlıyorum. Aynı zamanda sivilde çalıştığım bir kurumum da var. Dolayısıyla arkadaşlar büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Bir yandan başka size sürpriz çalışmalarım var. Daha bahsetmek istemiyorum şu anda netleştiremediğim için. İnşallah güzel bir şekilde devam edeceğiz. Bu konu bütün sınavlara çıkıyor. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.